Ha? Esin? Hayırdır ya? Nereden çıktınız siz? Sürpriz. Seni ziyaretine geldim. Sağ ol. Saffet. Merhaba, Esin ben. Merhaba. Merhaba. Saffet. Merhaba. Gel abisi. Şunu al, ekibe dağıtırsın. Ne kadar güzel bir yermiş burası ya. İlk defa sete geldiniz galiba. Yok canım, ben Hollywood'dakileri de gördüm. Öyle mi? Öyle. Bu karavan senin mi? He ya, zorla verdiler vallahi. Başa bela. O zaman içinde oturalım, biraz soğuk hava. Yok, olmaz. Niye? Çocuklar yatıyor da içeride. Hatta biraz sessiz konuşalım, yanmasınlar. Ne çocuğu ya? Abi Allah senden razı olsun. 24 saattir uyumalıydı. Bir saatlik uyku bile ilaç gibi geldi. Ne demek kardeş, bu karavan hepimizin sonuçta. Diğer arkadaşlara da söyle, yorulan sırayla gelsin dinlensin, tamam? Olur abi, şöyle. Eyvallah. Tamam, hadi bakalım. Vallahi çok enteresan adamsın Şevkat. Senin gibi birini daha önce tanımamıştım. Öyledir. Kimselere benzemezsin. Şevkat Bey, sizin sıranız geldi. Sahneye bekliyoruz. Ha tamam. Ben o zaman şu paltoyu bırakayım da. Ben sete geçiyorum. Tamam, biz de gidiyoruz zaten. Sağ olasınız geldiğiniz için. Ben geçiyorum, sahnem varmış da. Geleceğim. Kolay gelsin. Şimdi ne dediydi yönetmen? Role gir dediydi. Role girdik. Ben içindeyim şu anda rolüm sanki. Bu şekilde bakarsak tamam işte. Ne yapıyoruz? İçselleştir dediydi değil mi? Ben olsam nasıl davranırdım orada yani Şevkat olaraktan? Tamam onu zaten şey. Bir de bir şey daha dediydi de. Metot oyunculuğu. Ben metodumu söylememiş ama hangi metotla ya? Metodu tamam da ya. Dur ben benim kendi metodumla. Zveda hiç tanıyamamışsınız. Siz de beni hiç tanıyamamışsınız la. Ne işte la deyince bu, ha bu işte orada içsel olmuyor, tamam dur. Size gününüzü göstereceğim lan. La ya aman be, of abicim ya. Vallahi billahi ne çileymiş, ne şiddetmiş ya. Ha Esin gel gel. Gel de iki kaynat. Sen nasıl girdin ya içeri? Kapı açıktı. Ya kapataydın bari. Kapattım, kapattım. Hayırdır, gece vakti. Yarınki sahneye çalışalım, prova yapalım dedim. Yani doğru oyunu bulamadım da beraber daha hızlı ilerleriz dedim. Ya ben yarın sabah erken gelsem orada şey yapsak. E hazır gelmişken çalışalım. Şevkat. Esin. Ne işi var bunun burada? Ya çalışacağız dedi, prova yapacağız, bir şeyler dedi. Atladı geldi, başrol kız şimdi ne diyeyim ya? Evi nereden biliyor? Ya ne bileyim ben, şoförden falan öğrendi herhalde. İyi tamam, gönder gitsin. Ya kız çalışmaya geldik diyor. Nasıl göndereyim şimdi, defol mu diyeyim? Şevkat. Hazır mısın? Arkadaşın da gidecekse başlayabilir miyiz? Başlamayın. Neden? Ben size bir çay yapayım. Şöyle sıcak sıcak içiniz ısınsın. Öyle başlayın. O benim arkadaşım değil yalnız. Her şeyim. Teşekkür ederim. Yalnız ılık bu çay. Ilık. Ben bilerek ılık yaptım. Ses tellerinize bir zeval gelmesin diye. Ha yaşa. Teşekkür ederim. Şevkat başlayalım mı? Olur bakalım. Hadi. Thank you.
Sen bunu beni terk etmeden önce düşünecektin. Düşündüm zaten. Düşündüğüm için buradayım ya. Şefkat, ne yapıyorsun öyle tahtaya çıkıp marş okur gibi? Daha içten olman lazım. Bak, ellerimi tutacaksın. Gözlerimin içine bakacaksın. Düşündüm zaten. Düşündüğüm için böyle oldu. Diyeceksin. İplik var şurada da, onu aldım. Sorun yok yani, aldım. Tamam, devam edin siz. Ha, iyi aldıysan. Tamam, anladım ben. Ha, böyle, ha, tamam, anladım. Otur sen, çayını iç. Ben yarın aynen böyle yapacağım onu, bir şey yapacağım. Tamam, al. Tamam, onu ben alıp çalışırım ben sonra. Yani, tamam, aynen öyle yapacağım ben yarın. Ne yapalım, diğer sahneye bakalım mı? Bakarız ya, o şey değil, öbür sahne kolay zaten, şey değil. Senin memleket nereydi? Bengusu. Göçmenim ben. Yalnız da Bensu. Bensu. Ha Bensu. Hepimiz zaten göçmen değil miyiz şu dünyada? Hayırlı be. Canım ya. Şefkat, yardım edebilir misin acaba? Heh. Vallahi gerçekten çok teşekkür ederim. Çıkarken daha kolaydı ama. Doğru, tabii. Evet, doğru. Ha, öyle olur zaten hep. Gerçekten çok teşekkür ederim. Oldu. Tamam, oldu. Tamam. Tamam, oldu. İyi. İyi geceler. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Soğuk ha. Ne bu samimiyet ya? Niye geldi o kız senin evine? Ya dedi ya işte, çalışmaya geldim diye. Ya bunlar şimdi böyle film artisti olunca dünyanın parasını kazanıyorlar ya. O yüzden herhalde böyle bir ciddiye alıyorlar işleri. Ayrıca sen değil miydin ya bana filmi kabul et, artist ol diye? Tamam, ben sana kabul et dedim de böyle işlere bulaş demedim. Aman ben de sanki çok bayılıyorum bulaşmaya ya. Kız çıktı geldi, çalışak diye şey yaptı ya. Öyle ya. İyi tamam. Ama bak, bu dünyaya kapılıp değişme sakın. Değişmeni istemiyorum. Benim gözüm senden başkasını görür mü kız? He? Ayrıca ben değişmem, değişemem. Tabiatımda yok değişmek. Ben böyle sabit bir adamım, ne yapayım? Ya vallahi şu film bitse de mahalleye dönsem diye gün sayıyorum. Vallahi billahi ya, artık neredeyse karavanın kapısına böyle çentik atacağım yani, o kadar. Sanat için katlanacaksın biraz. Ya sanat da sanki Allah'ını seversen sanat dediğin. Sanki konservatuvarları bitirdik de efendim tiyatro sahnelerinin tozunu attırıp gelmiş sanki. Ne? Bir tane bankada işte bir herifin şey yaptık diye onun şeyle işte şey yaptılar o ya. Ben anlamadım mı sanıyordun zaten? Düşündüğüm için buradayım ya. Gerçekten çok kötü oynuyorsun. Yok be, o kadar da değil. Ben gidiyorum, otur tekstinde çalış, ezber falan yapsan. Ama... Çalış. Ay, koskoca yönetmen yani bu rolü bana verdi. O kapıdan çıkarsan bir daha geri giremeyeceksin. Kötü oynuyorum hakikaten ya. Nereye gittin kız? Günaydın. Günaydın. Sen ne arıyorsun lan burada? Bir gelsene. İki dakika bekle. Bu ne Şefkat? Hayda. Şimdi gel de bunu esine açıkla. Dün geceden sonra da hayatta inanmaz ha. Ne yapacağım la ben? Ne oldu dün gece? Ya işte bu geldi,
çalışak falan dedi. Prova, murova falan bir şeyler dedi. Arkasına Esin geldi. Yani ben bunu hemen sepetledim gerçi ama ortam çok gergindi ya. Ne yapacağım ben ya? Haberi iyi görmemesini sağlayacağız. Selami'yi ararım, bir yol buluruz. Sana güveniyorum Nikio. Bak eline yüzüne bulaştırma lütfen. Kuğul aracıdır Şefkat, sakın bana güvenme. Kalbine güven. Sen niyetini bozma. Niyet neyse akıbet de o olacaktır Şefkat. Kardeş, niyet borcu ödemek. Peki şu halde ne yapacağız? Yani bu borcu ödeyeceğiz mi yoksa niyet sürsün diye yeni borç mu gelecek? Güzel soru. Kafan çalışmaya başladı Şefkat. Bunun bir mükafatı olacaktır elbet. Ve bu tembel kafan daha çok çalışsın diye karşına yeni belalar çıkacak. Sürünmeye devam mı ya? Aynen. Borç komandosu olduk lan. Bir hadi neyse. De. Kolay gelsin. Şu koltuğu şu kadar dikmeyin diyorum aslanım. Ben iri adamım, sığmıyorum ya. Ne kadar güzel bir yermiş burası değil mi? Evet. Heh, hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Yani normal. Şu ana kadar pek bir hareket yoktu. Ama işte şimdi yavaş yavaş bu hareketli sahneler başlıyor ya. Aksiyon sahneleri mi peki? Ha, yok, aksiyon değil de daha böyle işte esas kız esas oğlan falan filan tarzı sahneler. O tarzı sahneleri yani. Şefkat Bey, sahnemiz hazır. Şimdi hangi sahneyi çekeceğiz ya? Şey, öpüşme sahnesi. Ha, bu ateşli öpüşme falan. Tamam, tamam canım sen git ben gelirim şimdi. Tamam. Hadi ben geçeyim set artık. Bana bak. Ne o öyle ateşli öpüşme sahnesi falan? Bak bu seti yakarım, o zaman görürsün nasıl ateşli sahne çekiliyormuş. Ne yapıyorsun sen? Merak etmesin ya. Ben zaten dudak diri yakışım, içime çekmiyorum. Yani gerçekten gerek var mı sence böyle bir sahneye? Bence gerek yok yani doldurma bir sahne, reklam için çekilen bir sahne falan. Ya ben şimdi yönetmenin lafının üstüne laf mı söyleyeyim? Adam oturmuş öyle, öpüşeceksin diyor, öpüşeceğiz. Amma dudaktan, amma yanaktan, amma nereden sahneye? Görüşürüz. Hadi öpeyim. Ben seni. Tatlım görüşürüz. Görüşürüz. Gideyim de ben bir gargara yapayım. Zevk almayacak. Merak etme. Ben zaten gelip izleyeceğim. Buradayım yani. Hemen şeydeyim. Setin içindeyim. Hemen buradayım yani. Gidip izleyelim hadi. Ben daha uğruna ölecek kadar sevdiğim kadını öpmemişim. Ya. Çok yaşan iki. Çok. Ama çok yani. Kola gelsin kardeş. Ben bir Esin'e haber vereyim ya. Alo? Ha alo. Esin merhaba. Ya ben bu film işini toptan bitirdim ha, haberin olsun. Yani ben de çok ısrar ettim sana mutlaka yap diye de... haklısın yani sen çok mutsuz oldun orada. İyi ki öyle yaptın. Aynen öyle ya. Akşam sana bir sürprizim var. Ne sürprizi ya? Ya kızım dur yapma. Akşam Beşiktaş'ın maçı var. Sürpriz mütpriz çıkarma lütfen. Tamam. Sadece bana 5 dakikanı ayır o kadar. Allah Allah. Neymiş ki bak çok merak ettim şimdi ha. Akşam görürsün. İyi hadi bakalım görüşürüz. Sürprizim var diyor sana diyor. Ne sürpriz? Ne bileyim ben de merak ettim. Sana sürprizim buydu. Güzel bir şeyler karalamak istedim. Bunu yaptım. Yani
güzel deyince aklına ben mi geliyorum? Aklıma sen gelince o kadar güzel şeyler hissediyorum ki. Yani o kadar güzel hayaller kuruyorum ki. O yüzden senin bir portreni yapmak istedim. Sevdin mi? Ben aldım. Sevmek bir ömür sürer resim. Ya bu muhteşem olmuş diyeceğim az kalacak. Yani çünkü bu şefkat sıfatından çıkmış, bu ben olmuş ya. Bayıldım. Çok sevindim beğenmene. Neyse ben seni yalnız bırakayım, sen rahat rahat maçını izle o zaman. Yani gözüm bundan ayırabilirsem izlerim tabii. Ne diyorsun lan? Nasıl olmuş? He? Çok güzel olmamış mı ama lan? Seni de çok yakışıklı yapmış ha. Bakışlara bak, delici. Çok güzel değil mi ya? Ama bak dalga geçme, biliyorum ben çöp adam bile çizemiyorum ya. Tabii kız sanatçı abi. Ya bizim göremediğimiz gibi görüyor sonuçta. Fakat yani şimdi tabağa boş göndermek olmaz ya. Benim de bir şey yapmam lazım. Daha ne? Seni kesip göndereyim mi? He? Bık mı? Şaka yapıyorum lan. Şaka yapıyorum, deli misin? Ben seni kesebilirim, kıyabilirim ben seni. Kızlar, Amokachi, günaydın. Şefkat abiniz daha uyanmadı, bu sabah kahvaltınız benden. Hadi gelin bakalım. Ana esin erken kalkmış ya lan. Ya arkadaşım, bir köylü kızı bile tavukların arasında bizimki kadar güzel görünmüyor ha. Nasıl yakışıyor her yere bu kız? Tavuklar da memnun ha. Hepsinin keyfi yerinde, baksana. Ha, ben bunu çeksem ya. Tabii, şu anı ben bir ölümsüz kılayım, dur. Görüyor musun yengenim uçuyor? Tam mahalleli oldu ha. Yalnız güzel görüntüler çekmişsiniz ha. E oğlum malzeme güzel de ondan. Yalnız usta, un var, şeker var, yağ var. E sen elma yapmamışsın. Ne diyorsun lan? Sen ver şu telefonu bana. Biraz müzik koyayım. Bir iki montaj numarası yapayım, bak ne oluyor. Oğlum bana bak, sakın bozma ha. Ben onu bir ömür saklayacağım. Esini bir daha öyle yakalayamam ben. Ben bozar mıyım usta ya? Şefkat, bu... Çok güzel olmuş ya. Beğendin mi? Bayıldım. Sen ne ara çektin bunu? Bu sabah. İşte sonra Mişo da böyle bir şeyler yaptı falan. Bu hale getirdik. Çok güzel bir klip olmuş. Şimdi tabii kliplerde hani izlensin diye böyle güzel kızlar oynatılıyor ya. Biz de prodüksiyonda hani bunu biraz gözettik. En güzel kızı oynattık. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Sen bugün sette daha uğruna ölecek kadar sevdiğim kızı öpmedim gibi bir şey mi söylemiştin? Ya oldu öyle bir şey. Bir ilki yaşayalım mı o zaman? Oğlum çok kötü oldu lan, çok kötü oldu. Bir şeyler oldu Cemal, yardım et bana ne olur. Öldürürüm lan seni. Vallahi öldürürüm ha. Oğlum dur, dur. Ne oldu lan? Çok kötü bir şey oldu. Lan oğlum hadi yeter, barajları kuruttuk, at gibi su içtin. Ne oldu bir söyle la. Oh! Oh! Yeğenimi kaçırdılar aga. Ne? Neden?
Para istiyorlar. Sen de. Sen de ne arıyormuş para? Aynen kanka da işte istiyorlar. Ya benim 12 yaşında bir tane yeğenim var. Böyle o kadar tatlı bir çocuk ki görsen var ya kafayı yersin. Böyle ağzını burnunu yumurursun. Çok fena bir çocuk yani. Canımın parçası benim her şey. Emrecan'ın annesini biz doğumda kaybettikten sonra haliyle bu ata ağızlı babasına kaldı. Şuna çalışmaya gideceğim diye çocuğu babaannenin evine kilitlemiş gitmiş. Geçenlerde ben ortadan kayboldum ya bir iki gün. Adana'ya gittin arkadaşının arabasını bırakmaya. Hah, o mevzu. Ama tellak arabayı görsen var ya kafan gibi pasparlak müthiş böyle acayip. Hadi. Oğlum burada bebek kaçırılmış siz araba diyorsunuz ya. Neyse kanka giderken çocuk aklıma geldi. Özledim çocuğu da bir göreyim dedim. Güzergahı değiştirdim ben. Bunu ben mahallede top oynayan çocukların arasında gördüm. Tam böyle sesleneceğim. Bir araba durdu yanlarında. Hadi bakalım oğlum. Arkadaşlarınla güzel güzel oyna tamam mı? Tamam baba. Formaya bak lan. Nasıl da parlıyor. Oo top da gıcır gıcır. Versene oynayalım. Ah, hadi gel. Babamın arabasını gördün mü? 200 yapıyor. Senin babanın da işi bile yok. Ne varmış lan babamla? Zaten böyle ilk bakışta da o zengin tayağızıyla bizimkinin aralarının iyi olmadığı belli oluyor. Emrecan! Dayı! Uf! Arabaya bak be süper! Arabaya Vay bak be. Süper arabaya! Tayağızlıya bak ya dayı dedi arabaya gidiyor adam. Silikli Orçun, baksana arabaya. Benim dayımın arabası senin babanın arabasından daha güzel. 250 basıyor lan bu, 250. Dayı, bu araba senin değil mi? Araba benim, evet benim. Dayı, sen çok zenginsin değil mi? Senin babandan daha zengin benim dayım. Yani, benim de zenginliğim var yiyince tabii. Zenginim ya. Süpersin be dayı. Gel lan buraya. Aptal dayım be. Oley. Hadi gezelim biraz. Hadi. Tamam. Bağla kemerini. Ya demiş bulundum kardeşim işte yani yeğenimin o zengin veledenin karşısında böyle mahzunluğunu görünce içim cız etti dedim ben de hani böyle böyle yani. Lan kalacak yerin yok. Zenginim demişsin. Tavuk. Tamam. İşte ben bunu aldım. Gezdik, dolaştık, yedik, içtik. Bayağı eğlendik. Sonra bunu bıraktım. Arabayı bıraktım. Döndüm geri. Ama döndükten sonra arayıp çocuğa diyemedim. Hani dayının tek arabası, bu seyyar çay ocağı arabası diyemedim kardeşim. Bu bıcırık ağızlı muhtemelen orada dayım şöyle zengin, dayım böyle zengin falan filan şekli yaptı ki. Öyle yani. Oğlum benim dayımın uçağı bile var. Hem de jet uçağı. Gençler, biliyor musunuz? Benim dayımın koca havuzlu bir villası var. Hem de bahçesi de futbol sahası gibi. Dayım beni yanına aldıracak. Birlikte yaşayacağız. Sonra? Ya bunun o zengin veledin karşısında böyle mahzunluğunu görünce ben içim benim cüz etti. Yani bir hafta falan uyuyamadım. Kore'den dönerken böyle cebimde kalan 3-5 kuruş param vardı. İşte sağ olsun çocuklar da verdi 3-5. Ben buna afilli bir akülü arabayla bir tane şey gönderdim. Akıllı cep telefonu. Tahminim bunlarla da epey hava bastı ortalıkta. Oğlum dedim size benim dayım çok zengin diye. İstanbul'da yakında onun yanına uçakla gideceğim. Bu akülü arabayı aldı bana, telefonu aldı. Çok iyi. Çok zengin. Gibisinden laflar ettiğini tahmin ediyorum. Herhalde birkaç aşağılık serseri de bunları duydu. Ufaklık, İstanbul'a gidiyoruz biz seni de götürelim mi? Diye yanaştılar buna. Tabii Emrecan da buna havada atladı büyük ihtimal. Aa süper olur. Hadi gidelim. Bakın demiştim size. Yakında dayımın yanına İstanbul'a gideceğim demiştim. Al bu da senin olsun. Dayım bana gerçeğini hata daha iyisin olur. Hadi gidelim. Gider kardeşim. Muhtemelen kandırdılar. Böyle kaçırdılar yani çocuğu. Keşke tanımadığı, bilmediği insanların arabasını bilmeseymiş. Ama canım şimdi dayısını da çok özlemiş çocuk. Ne yapsın? Tabii adamlar da İstanbul'a kadar geliyorlar. Onların yanına kapağı atıp yamanacak. Abi senin bir dakika şimdi. Akülü araba gitti mi yani? Allah belanı versin lan seni. Bebek kaçırılmış daha akülü araba diyor ya. Hah dayısının tay ağzı sarıyor. Adam. Efendim dayıcığım.
Bırak lan Nagalugari. Emrecan benim yanımda. Sen kimsin lan? Ne işi var lan benim yeğenimin senin yanında? Telefonu vereyim de görüş. Dayın arıyor. Alo dayı, yanına geliyorum İstanbul'a. Bu abilerin tipi çok korkunç ha. Rüyamda görsem direkt altıma işerim. İyi birilerine benziyorlar aslında. Yanına getiriyorlar seni. Oğlum ne alaka? Kim bu abiler? Nereden tanıyorsun sen bu abileri? Birader mevzuyu çakuzlamışındır. Senin yeğeni kaçırdık. Ama kendisi bilmiyor. Sana getireceğimizi sanıyor. Lan. Bak o çocuğun kılına zarar gelir var ya hepinizin aklını alırım. Yemin ediyorum var ya bak. Kapadıktan sonra küfür etmeye bol bol vaktin olacak. Çocuk için 1 milyon istiyoruz. Parayı hazır et. Oğlum lan ne diyorsun lan sen? Kapattıktan sonra. Ha polisiye film izlemişsindir herhalde. Bundan sonra söyleyeceklerimi biliyorsundur. Polisi karıştırırsan çocuğu harcarız. Bu arada telefonu takip ettirmeye falan kalkmayın. Kapadıktan sonra kaldırıp atacağım. Şimdi öttür bakalım orozları. Lan alo. Oğlum sittin. Lan. Lan. Bak ya. Lan. Oğlum benim canımı yerimi kaşırdı. Ben ne yapacağım lan ben? Ya hadi kalkın polise gidelim anlatalım her şeyi. Yok polis olmaz. Çocuk ellerinde hayatını tehlikeye atamayız. Aynen Şevkat doğru söylüyor. Beni aradılar tehdit ettiler ya. Tamam da o kadar parayı nereden bulacağız ya? Yani doğru şimdi Cuma'nın dediği gibi yani piyasada o kadar para yok be ya. Çok büyük para. Ya tamam büyük para gerçekten ama bir babamla konuşalım. O belki hemen toparlayabilir. Esin harbim ya. Bak yemin ediyorum bu parayı ayarlarsa ölene kadar kulunuz kurum. Ya Cevdet amcaya çalışırım ölene kadar. Yeter ki şu yeğenimi sağ salim alalım elinden ya. Ben giderim. Gerekirse o şerefsizleri bulurum o parayı da geri alırım. Selam bir dur. Bir çocuğu kurtaralım. Para önemli değil. Sen parayı düşünme şimdi. Şimdi bunlar İstanbul'a geliyordur büyük ihtimal. Fakat İstanbul'da koskoca mega köy ya. Şimdi nereden bulacağız bunu İstanbul'da ya? Bak Selami. O adamlar seni aradıklarında bundan sonra telefonunu mutlaka kaydet. Konuşmayı. Anladın mı? Bak bu çok önemli. Sakın unutma. Tamam, tamam aga. Kaydet. E hadi gidelim konuşalım babamla. Hadi. Hadi bakalım. İşte böyle Cevdet Bey amca. Birkaç tane insanlıktan nasibini almamış namussuz adam çocuğu kaçırmış. 1 milyon TL'de fidye istiyorlar. Hay Allah ya. Selam gerçekten yeğenim için çok üzüldüm. Elinden ne gelirse yapmaya hazırım kardeşim. Allah razı olsun Cevdet Bey amcacığım. Yani geldik buraya kadar böyle başınızda artık kusura bakmayın. Yani yemin ediyorum ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Allah razı olsun. Ya zaten hayırlısıyla şu çocuğu kurtarırsak merak etmeyin ben sizin paranızı o heriflere bırakmam. Hayır hayır öyle bir şey yok. Çocuğu kurtardıktan sonra olayı polislere devredeceksin. Öyle gereksiz yere tehlikeye atılmak falan yok. Esin doğru söylüyor. Sizin amacınız çocuğu sağ salim o hayvan heriflerin elinden kurtarmak olmalı. Öyle macera perestliğe falan hiç gerek yok. Ya Cevdet amca gözünü seveyim. Biz zaten Esin'le birbirimizi yiyorduk. Bir de sen şimdi bununla koalisyon kurdun ya. İyi oldu tamam ben kenara çekileyim böyle çiçek olayım bekleyeyim. Ben biliyorum seni oturursun kesin zaten. Bak hiç güvenmiyorum sana. Bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Ya hayatım. Ya Esin bak zaten sen yapabileceğinin büyük yardımı yaptın. Gözünü seveyim buna karışmayı ver ya. Evet 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 Esin. Yani seni daha fazla bulaştırmayalım biz halledeceğiz. Ha sen bize cephe gerisinden destek verirsin. Olmaz. Hayır olmaz. Yani şu anda babamın yanında kavga mı edelim? Bunu mu istiyorsun ya? Ya nasıl bir şey ya? Tamam neyse Cevdet Bey amca seni de daha fazla şey yapmayak biz. Biz Esin'le müsaadenle çık hatta bir şöyle kavga edecek bir kuytu bulak kendimize. Hadi iyi olur. Ben de şu mali müşaviri arayayım da bankada buluşalım. Tamam. Hadi gel. Gidelim. Hadi. Kavga edelim biz. Gel, gel bakalım. Kolay gelsin Cevdet Bey amca. Eyvallah. Vallahi keçi gibi inat ediyor ha. Ya son geldiğinde gördüm olanları işte silahlar milahlar patladı lütfen ya. Ya tamam o zaman tecrübesizdim bilmiyordum. Hatalarımı öğrendim bir daha yapmayacağım. Ayrıca senin öyle tehlikeye balıklama atlamanı izleyemem ben. Ya mevzu stilse ben gerekiyorsa çivileme de atlarım. Fakat sen gelmeyeceksin. Geleceğim. Bak hala ya. Şu an fizik kanunlarının insan hayatındaki etkisine şahit oluyoruz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Lan ben ne atağızlı bir adamım lan. Ben ne atağızlı bir adamım. Ne oluyor lan? Oğlum sakin ol lan.
Bak para da bulundu işte. Kardeşim nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? Benim yeğenim bu adamların yanında ne yapıyor bu çocuk ya? Bu çocuğa ne yaptılar? Bu çocuk korkudan ne yapıyor onların yanında? Allah'ınızın aşkına ya. Nasıl sakin olayım ya? Merak etme. Allah korusun. Çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.